MS, kısaca MS diyoruz. Açılımı multiple sklerozis ama bu malum yabancı bir kelime. MS dediğimiz rahatsızlık bir nörolojik hastalık. Bizim merkezi sinir sistemi dediğimiz yani beyni, omuriliği etkileyen bir rahatsızlık. Ve bu rahatsızlığın özelliği bir çeşit iltihabi bir reaksiyon oluşturuyor sinir sistemi içinde. Değişik zamanlarda ve sinir sisteminin değişik yerlerini etkiliyor. Tabii burada iltihabi bir reaksiyondan söz ederken hemen aklımıza işte virüs, bakteri yani mikroplar geliyor ama bu öyle bir değil. Bu bağışıklık sisteminin bir şaşkınlığı sonucu ortaya çıkan bir iltihabi reaksiyon. Yani bağışıklık sistemimiz vücutta kendinden olanı yabancı gibi yanlışlıkla algılayıp ona doğru yöneliyor. Ve bu işte sinir sistemindeki yani beyin, omurilik işte bu yapılardaki sinir lifleri ve kılıflarını yabancı zannediyor. Ve değişik yerlerde değişik zaman bunu açıklamasını bugün için bilmiyoruz. Yani niye şu zamanda, niye şu yerde ama böyle bir mekanizma ile bu hastalık belirtilerini ortaya çıkartıyor. Bu şaşkınlık tabii bir süre sonra fark ediliyor vücut tarafından, duruyor ve bu sefer kendini tamir etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu seyir ataklarla giden bir hastalığın varlığını bize gösteriyor. Çok küçük bir MS'li grupta belki %10 hatta daha azında baştan bazen ilerleyici bir şekli oluyor. Bunu ileride tekrar tartışırız ama MS'in farklı şekilleri var ve aslında MS'den ziyade MS'li kişi var. Bunlara döneriz. Peki bu hani bir ön açıklamayı yaptıktan sonra bir iki noktanın altını çizeyim. Sonra da belirtilerini konuşalım ve kimin ne kadar etkilediğini. Bir tanesi bir kere bu bir akıl hastalığı değil. Onu çok net altını çizelim. İki bu bulaşıcı bir hastalık değil. Ve bu çok şükür öldürücü bir hastalık değil. Genellikle bir kere eski bilgilerimizden daha farklı olarak muhtemelen çoğu MS'li kişi için hastalık eskiden sandığımızdan daha iyi seyrediyor ya da seyredecek. Sanıyorum bunu söylemek için artık çok erken değil ama belki çok kesin demeyelim ama çoğu bırakın bu bugün elimizde bir takım ilaçlar var ama zaten MS birçok kişi de belki de hafif bir seyir gösterecek. Vaktimiz kalırsa niye bunu bu şekilde söylediğime de geri dönebiliriz. MS kadınları daha çok etkileyen bir hastalık. Yani her bir erkeğe karşı iki kadın neredeyse MS'den etkileniyor. Ve MS genç erişkinlerin hastalığı. Yani ilk belirtilerini 20 ile 40 yaşlar arasında genellikle veriyor. Ve sonra yaşam boyu bir hastalık diyebileceğimiz bir durum. Ama bu demek değil ki bu kişiler yaşamları boyunca hep hastalar. Zaman zaman dediğim gibi biraz evvel bu atakları yaşıyorlar, MS ataklarını yaşıyorlar. Bu ataklar çoğu zaman bir iz bırakmadan düzelebilirken bazen iz bıraktığı da olabiliyor.